Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i çıktı. Parkta sahabe halakalar halinde oturmuşlar. Halaka yani böyle yuvarlak şey yapıyorlar. Ee, oturma şey, sünnette var. O bir tane halaka Kur'an okuyor, okutuyor. Bir tane halaka da zikir yapıyorlar. Bir tane halakada da Ayet adıç okuyorlar, ders yapıyorlar, ilim müzakeresi yapıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi bunların başına. Dinle kum siz hayır üzeresiniz, zikre devam edin. Öbürleri yanına geldi, baktı. Onlar Kur'an okuyorlar, okutuyorlar. Dinle kum alahehir, siz de hayır üzeresiniz, ee, devam edin. Fakat o iki tane oturmadı kalktı geldi öbür halakaya. Onlar ne yapıyorlar? Ayet hadis okuyorlar, ilim müzakere ediyorlar, ilim. Zikir ile hepsi zikir. Kur'an okumakta zikir, hepsi zikir ama onlar sadece diyelim la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah zikir yapıyor. Öbürü de Kur'an tilavet ediyor. işte tasih, huruf, mekariç birbirini İki, ikisi de hayır. Ama geldi ilim müzakere edenlerin yanına ve oturdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahü Teala beni muallim olarak gönderdi, öğretici olarak gönderdi. Onun için ben bu meclisler arasında nerede ayet hadis okunuyorsa onu seçtim. Mana veriliyorsa, ders yapılıyorsa onu seçtim. Buyurdu. Sonra onlara sordu. Ma ejlesek sizi burada ne maksat oturttu? Siz niye buraya oturdunuz? Şimdi size sorsalar, siz ne buraya geldiniz? Niye burada oturuyorsunuz? Onlar dediler Allah Teala'nın dinini öğrenip öğretmek için. Sonra sordu. Vallahi ma ejlesek mavna yani yemin kasem etti. veya istedi. Sizin tek maksadınız bu muydu? Yani siz sadece Allah'ın dinini öğrenip öğretmek için mi oturdunuz buraya? Dediler biz o niyetle oturduk. Buyurdu vallahi mestahleftukum tuhmeten lekum. Velakin Allah yuhibbu bikumul Vallahi ben sizin niyetinizi itham etmek için, töhmet altında bırakmak için sizden yemin istemedim. Fakat şu ilim meclisinde oturmanız berekatıyla Mevla Teala bana melekleri gösterdi ve Allahu Teala meleklere sizi gösteriyordu ve diyordu ki bak benim şu kullarımı görüyor musun? Ey benim meleklerim sizin yeme ihtiyacınız yok, içme ihtiyacınız yok, erkekliğiniz yok, dişiliğiniz yok, şefetiniz yok. Uykunuz gelmez, hastalık gelmez. Melekler ne rahat ya. Devamlı ibadet yapıyor ama bizim nefes alıp vermemiz gibi doğal. Biz nefes alıp verirken yoruluyor muyuz? Tabii ki nefes darlığı, astım, kestim varsa o başka. Normal ben nefes alıyorum, 24 saatte 48 bin nefes alıp veriyor her insan ortalama. Ben hiç zorlanmıyorum, uyurken de alıyorum. Mesela nefes alıp vermem beni uyandırmıyor. Alamasam uyanırım. Nefes almak nasıl bir şey? Kolay bir şey. Onsuz olmaz. E, meleklerin ibadeti, zikri, tesbihatı, bizim nefes almamız gibi. Yani ne oluyor? tabiayı bir şey, doğal bir şey. Külfet yok, külfet. Sıkıntı yok. Ama sen şimdi şurada oturacaksın. Otur şurada yüz kere Subhânâllâhü diye oku desen sana. Bir saat kevezeliğe vakit verir, iki saat maç izler. 5 saat dizi izler. Hele ki dedikodu gıybet var ise, kendini de ilgilendiriyorsa dır dur dur dır dır saatleri ayakta geçir, ayakta. Ayakta durur. Beli de ağrımaz, bıkını da ağrımaz. Ama Hoca ben şurada 10 dakika yası Yasin'le kıldırsaydı nasıl olurdu? <laughs> Durumunuz nasıl olurdu yası Yasin'le kıldırsa? Yaş. Adam geldi bana şikayet ediyor. Ya dedi bizim mi hocayı dedi müftülüğe şikayet ettim. Ben de zannettim adam bir namussuzluk yaptı yani. Dedim niye şikayet ettin? Sabah namazı Yasin'le kıldırılır mı dedi ya. Neyle kıldıracak dedim. Ben duayla mı kıldıracak Hazreti Ömer Efendimiz sabah namazında Yusuf Suresi okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen Bekara Suresini iki rekatta bitiriyor. Ki tertil üzere okudukları için. Şimdiki hocaların Yasin'i 7 dakika, 8 dakika kafasını, gözünü kırmazsa, harfleri falan, talimi, tecvidi bozarsa o 3 dakikada da okur. Ondan, ondan, namaz da olmaz, kıraat da olmaz. En azından bir sayfa bir dakikadan aşağı olmaz. Kıraat alimleri öyle demişler. Bir rekat da bir dakikadan aşağı olmaz. Ama bak, adam 4 rekat, iki dakikada kılıyor. E şimdi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir saat, iki saat namaz kıldırdığı var. Hazret-i Ömer Efendimizin öyle, Hazret-i Sıddık Efendimizin öyle. Radıyallahu anhu Teala alim E şimdi burada hoca efendi Yasin kıldırsa herkes bozulur. Halbuki sünnete uygundur yani Yasin altı sayfa bir şey. Dört birinde okusa, iki birinde olsa, birinci rekat biraz daha uzun okumakta müstahaptır. Ya yani ne var? Şey de okuyor. Maşallah akıcı okur, seri okur, güzel okur. Allah nazardan muhafaza eylese hocamızı. Güzel hoca bulmuşsunuz ha. Herkes iyi hoca bulamaz. Kıraat da güzel. Biz bazı hocaların arkasından namazı bir daha iade ediyoruz. Adam bir namaz bir bir şey okuyor, ne okuduğu belli değil. Edilen iade lazım. Tadil erken yok bir şey yok. Yani böyle sıkıntılı durumlar çok imamlarda maalesef. Siz yani bu kuyumcular uyanık oluyor herhalde. Her şeyin iyisini buluyorlar yani. Ondan sonra iyi hocalarınız var maşallah Allah nazardan muhafaza etsin. Efendim, e, şimdi bir Yasin okuyana kadar beliniz ne olurdu şimdi burada yatsada? Farz 10 dakikada 10-15 dakika sürerdi. Bir öyle, bir böyle. Gencecik adamlarsınız. Hepiniz, çoğunuz benden geçsiniz yine. A ağrılarınız başlar. Ama şurada direğin dibinde bir arkadaşla görüştün, bir dedikoduya sardı. Bir saat geçer, bir yeriniz ağrımaz. Çünkü şeytan sizi ne yapıyor? Üflüyor içinize. Şarkı, türkü olsa, horon olsa, ya ölüyorum diyor orada horon var deyince kalkıyor aşağı, horon etme. Ya sen ölüyordun demin. İşte şeytan girer içine, ondan sonra ona e, hadis-i şerifte buyurduları iki omuzun üzerine oturur, tepinir. Ondan sonra Kur'an-ı Kur Kerim'de söylüyor bunları. Amin. Ve, ya ben secdede beş yaptığım için ortalama beş yapıyorum. Beni anca kurtarıyor zaten. <laughs> Cemaattan çoğu hocam çok secdede kalıyorsun. Üçü ee, de bu işi bitir diyenler oldu yani. Ya işte bak. <laughs> halbuki e, imam beş derse cemaat anca inerken e, imamdan sonra inecek. E imamdan sonra kalkacak. O arada üç kurtarır. Yani imam beş derse misal. Ama yavaş okuyorsa üç kurtarır ama Rükuda, secdede, tesbihatta hızlı okumak sünnet. Yani Rabbi Rabbiyel Azim bu sünnet değil. Kıraatta tertil sünnettir. Tesbihatta hızlı okumak sünnettir. Yani Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane rabbiyel Ala, Sübhane Ala, Sübhane Ala. Ben bunları hep kitaplarda gör, görüne kadar bilmiyorum. Akla mantığa sorarsan yavaş yapmak. Halbuki tesbihatta hızlı yapmak. Mesela sünnette böyle harfleri bozmadan onun için şimdi ilim meclisinde, zikir meclisinde ben diyorum, sallallahu aleyhi ve sellem sizden yemin istedim ki siz ne haldesiniz? Niyetiniz nedir? Maksadınız nedir? Camide oturmuşsunuz böyle ayet hadis okuyorsunuz ama e Allah'ın dinini öğrenip öğretmek için. Vallahi mi vallahi? Tamam. Ben size inanmadığım için sizden yemin istemedim. Ya ne yaptım? Velakin Allahu vay bikumul melake. Şimdi baktım Allah Teala tabi ona melekler alemini keşfettiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem gayipları gösteriyor. Allah Teala sizi meleklerine gösteriyor. Baktım. O zaman dedin ki bu Allah Teala bu meleklerine niye bu kulları bu gösteriyor? Meleklere buyuruyor ki Bak sizin işiniz yok. Gücünüz yok. Efendim hiçbir mesuliyetiniz yok, mükellefiyetiniz yok en rahat kullar sizsiniz, melekler. Siz beni zikrediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz ama bakın bu kullarımın işi var, geçim derdi var, çoluk çocuğu var, vakit var, maddi manevi bunların ihtiyaçları var. Günlerinin saatlerini vazifelere taksim etmek zorundalar. Vazifelere taksim etmek. Ama ne yapmışlar? Benim ilmimi, zikrimi tercih etmişler. Gelmişler Mescid-i oturmuşlar. Din öğreniyorlar, öğretiyorlar. Onun için ben bu kullarımla size karşı iftihar ederim. Allahu Teala meleklere kimi gösteriyor? Sahabeyi gösteriyor. Ve onlarla iftihar ed ediyorum buyuruyor. Şimdi demek ki ben diyor bu makama neyle erdiniz? Onun için sizden yemini aldım ki anlayayım ki ümmetime anlatayım ki kıyamete kadar gelecek ümmetlerim duysunlar ve bilsinler Allah'ın evlerinden bir mescitte veya bazı kere mescitlerde izin de vermeyebilirler. Bazı ya zaman e, ilime sohbet ederse izin ben kapatacağım der müezzin kitler. O zaman eve de gidebilirsin. Medreseye gidersin, tekkeye gidersin, Mekke'ye gidersin fark etmez. Mesele Allah'ın Celle Celal'u zikri üzere ayet ve hadis okumak dinlemek üzere bir araya gelirlerse ne olur? İlla mutlaka. Şimdi sizin içinizde Allah için gelenlerin hepsine bu müjde var. Hatta Allah için gelmeyip ne var ne yok diye gelene de var. Ama onunkini anlatarız. Haffetumul <laughs> melâke. Melekler onları kuşatır. Şimdi melekler bu alanın etrafını kuşatıyor. Niçin kuşatıyor? Burada ayet hadis okunuyor, Müslümanlar oturmuş dinliyor, ilim meclisi kurulmuş diye. Çepe melekler onları kuşatır. Ondan sonra vegasiyetu rahme. <laughs> Allah'ın rahmeti onları kaplar. Siz şimdi böyle bir şey hissediyor musunuz? His meselesi, feyiz meselesi, bereket meselesi. Bazısında yüzeysel gelir geçer, bazısının içine işler, kalbine tesir eder. Burada şimdi Allah'ın rahmeti, acıması, eserleri zuhur etmiş. Bizlere Rabbim rahmetiyle muamele etmiş ki bizi bu meclislere nasip etmiş ve meleklerini göndermiş, etrafı çevirmiş. Sen şimdi melekleri görüyor musun? Görmüyorsun. Burası melek dolu. Zaten herkesin sağında sonunda yazıcı melekleri var. Yüz küsur bir de koruyucu melekleri var herkesin. Onun muhakkibat var. Hafaza-i kiram var. Sefere-i kiram var. Bunlar hepimizin özelliğimizde. Bir de bu meclisin Kur'an, sünnet, ayet, hadis meclisi olmasa sebebiyle burayı tepsirat için, müjde vermek için, feyiz yağdırmak için, bereket yağdırmak için etrafı kuşatan melekler var. Bunlar işte duvarlara kadar son bir şeyin bittiği yerden öyle başlıyor. Ben şimdi bunu gözümle görsem mi daha çok inanırım? Sahih hadiste geçtiği için mi daha çok inanırım? Hadiste geçtiği için daha çok inanırım. Çünkü en üstün iman gayba imandır. Gözümle görsem belki hayal gördüm, evhamlaştım, şeşi beş gördüm. Yani ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yanlış söylemez. Burada buyuruyorsa ki melekler onları kuşatmış, kuşatmış. Rahmet onları kaplamış Ve nezelet alemi sekine, onların üzerine sekinet iner. Sekinet ne demek? Sekinet kalp yatışması demek. Huzuru kalp demek. Evet. Yani manevi bir sakinleşme. Mesela ilim meclisinde olmayan insanlar, zikir meclisinde olmayan insan, barda, pavyonda, kahvede, kumarhanede, meyhanede, kerhanede zaten evlerde farkı kalmamış. Çünkü televizyonlar, internetler, evlere, ocaklara bütün pislikleri getirmiş, bulaştırmış yani. E bunların çalındığı, söylendiği yerlerde huzur olmaz kalp yatışması olmaz feyiz yağmaz rahmet kaplamaz melekler kuşatmaz devamlı ne olur huzursuzluk bunalım efendim biraz hahi ondan sonra yemek içmek ondan sonra biri bir şey biri bir şey bir kavga bir gürültü nice kumar masalarının sonu cinayetlerle sonuçlanmıştır nice içki masalarının sonu katliamlarla sonuçlanmıştır nice karı kocaların haram işler yaptıkları meclislerden kavgalarla, gürültülerle ayrılmaları kabul bulmuştur. Bunlar da huzur olmaz. Çünkü tatmin vesilesi değil. Kalp ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Filmle, diziyle, artistlikle değil. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Sakinleşir. Para sakinleştirse milyar dolarlık adamlar niye itar ediyor? Şöhret adama huzur verse, nice meşhurları, nice, niye aile hayatı yok? Niye çoluk çocuğuyla mutlu değiller, niye bir arada değiller, niye kırk defa ayrılmışlar, boşanmışlar, kırk tane, elli tane sevgili değişmişler, bin tane, iki bin tanesiyle yatmışlar, kalkmışlar ama hiç tatmin olmamışlar. Çünkü Allah'ın zikri yok, kalpte zikri yok, huzur yok. Onun için bu meclislerde oturanların müjdesi onlar üzerine sekinet yağar. Sekinet ne demek? Kalp huzuru. Efendim, şimdi dünya kadar şu saatte para kazanan olabilir. Bu zamanda biliyorsunuz dediler ki kuyumcu kentte bu saatte hiç adam olmaz. Hoca boşuna mı gelecek? Ne yapacak? Ondan sonra sonra arkadaşlar dediler, yav senin sohbetini istiyorlar. Dinlemek isteyenler var. Onlar gelirler. Maşallah ben çok kandil gecesi gibi cemaat var. Kandı ama maşallah la illa billah. Ben yine size güvenemedim. Dışarıdan da cemaat ithal etmeye. Şimdi bir ilan yaptım Bursa'da biraz ithal yapayım dedim ama ithal lüzum yokmuş. İthal lüzum yokmuş. Maşallah. <laughs> Gelmişsiniz. E bilmiyorum tabii. Derbi olsaydı ne kadar fark ederdi. Başkasının hobisi olsa, öbürünün dizisi olsa. Bile. Herkes kendine göre. Bakıyorum şimdi bugün niye cemaat şeyde YouTube'da kaç kişi dinlemiş diyor bin kişi 4000 kişi Allah bereket versin hangi camide şimdi 4000 kişi cemaat bulamıyoruz ki Allah bereket versin niye diyorum geçen 6000 şimdi kişi oldu e bugün derbi var e şimdi böyle mi olması lazım biz ayet okuyacağız hadis okuyacağız he ele alayım bari sekinet onların üzerine iner sekinet manevi bir feyiz ve bereket. Fakat bunun zahirde belirtisi var mı? Görüntüsü var mı? Tabi bu keşfi açık olan insanlara gösteriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine böyle mescide çıktığında bir cemaatin işte zikirle, ilimle meşgul olduklarını görünce sevindi. Yanlarına doğru yanaştı gelirken Sonra onlardan biri bir şaka mı yaptı? Ee, dünya kelamı mı kattı? Bir, bir şey konuştular yani. Birisi, öbürleri de işte şahit oldular. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben sizin yanınıza gelirken kubbe gibi yani işte Mescid-i Aksa'nın kubbesi var ya öyle bir kubbe düşün. Kubbe gibi Allah'ın feyizleri, nurları, bereketleri, rahmetleri tam bir kubbe şeklinde üzerinize kaplamıştı. Ben bunu görüyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olması. Tabi onun özellikleri var. Ben bunu görüyordum ve çok mutlu oluyordum sizin adınıza. Fakat sonra içinizden biri bir dünya kelamı kattı karıştırdı. Dünya kelamı konuşulunca o kubbe üzerinizden kalktı. Şimdi bu hadis-i şerif bu da sahite geçiyor. Demek ki ilim meclislerinde oturanlara Kur'an okuyup okutanlara, zikir yapanlara sekinet iner. Ama arada ne yapmayacak? Dünya kelamı karıştırmayacak. Hele bir de e, ibadet arasında gülmek gülmek ibadetler arasında, namaz namaz arasında şimdi bak adam farzı kılıyor, farzla sünnet arası telefona cevap veriyor, öbürüne bir şey söylüyor, yandakine bir şey söylüyor ve bütün feyiz bereket kaçıyor. Salatun ala isri salatin la lagve beyne ve ma kitabın fi diyor. Yani bir namazın peşine öbür namaz, şey evvabin kılıyorsun altı rekat veya farzdan sünnet arası e, efendim gibi namazlarda arada lagim olmayacak, boş laf olmayacak, dünya kelam olmayacak. O zaman nereye yazılır? Mukarrab meleklerin şahit olduğu, muhafız olduğu Ulliyin, yüce divana o namaz kaydediliyor. Ama namazın arasında bir şey konuştuğu vakitte veyahut da gülüştüğü vakitte, bir şaka yaptığı, bir hareket yaptığı vakitte lagif giriyor. Lagif olunca ne olmuyor? Yüce divana çıkmıyor. Yükselmiyor. Yükselmiyor. Onun için mesele ciddiyet. Mesele ciddiyet. Tüm da e, Şerh-ı Vasiyet-i isimli bir eser var Ali Mısri'nin. Şerh etmiş onu. Çok muazzam bir eser yani tasavvufta ama adab, edepler. E, Evliyaullah'ın edepleri, işte Müslümanların riayet etmesi yani edeplerden bahsediyor falan. Orada onu söylüyor. İbadet arasında kevşeklik ve lavvalilik olursa bu Allah'ın gazabını celbeder. Çünkü ibadet kulluk demek. Kulluğun arasına lagaluga sokulmaz. E, i̇şte bir adam bir namaz kılarken diyor sene şey işte 700 küsur onu anlatıyor. Bütün işte Mısırda bu hadise vakı oldu ve mütevatir olarak nakledildi. Ee, şahitleri var, bunun görenleri var diyor. Bir adam namaz kılıyorken diğeri geldi, onun namazını işte bozdurmak için veya böyle şaka yapmak için ona hikayemi anlattı, bir şey mi yaptı? Ee, namaz kılanın namazını bozdurma veya da bozdurma niyeti olmasa bile onu namazında gaflete düşürmek için bir oyunlar yaptı. Adam şey namazda değil. Namaz kılanı huzursuz etmek için yaptı. O anda hınzıra domuza dönüştü. Ve diyor bütün kitaplar da bunu yazıyor. Bu kişi daha evine ocağına gidemedi. Çünkü karısı kar, çocuğu bütün millet bir mağarada ölene kadar bekledi diyor. Bunları insanlar yaşamışlar. Şimdi Herkese bunlar gösterilmez. Ben şöyle yapıyorum, niye bir şey olmuyor? Ben böyle yapıyorum, niye bir şey olmuyor? Öyle değil o iş. Bir defa herkesin suretini döndürmezler. Kiminin de kalbini döndürürler. Mesk iki şekildir. Eski ümmetler maymuna domuza döndürüyordu. Sureten ve sireten. Bizim ümmette dıştan maymuna domuza dönmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yalvardı. Mevla kabul etti ama ahir zamana kadar. Bu ümmetten de maymuna domuza dönenler olacak. Kafalarına taş yağanlar da olacak ama kıyamete yakın. O kıyamete yakın. Şimdi yakın. Ama şu andaki insanların günahları yüzünden maymuna domuza suratının dönmesi yok. Ama keşif ehli bunu görüyor. Manevi gözü açık olanlar adamın günahını görüyor. Abdest alırken abdest suyundan dökülen sudan zina mı etti, içki mi içti, gıybet mi Abdest suyundan görüyordu İmam-ı Azam Efendimiz. da abdest alıyorlardı. O bakıyordu sulara. Herkesin abdest aldığı sudan dökülene. Oradan adamın günahını görüyor. Onun için e, i̇mam Azam'a göre mahi müstahamel neciz. Yani abdestte kullandığın, üstüne damlayan su pis. Değdirmemek lazım. Fetva ona göre değil. Eğer o su mahi müstahamel pis sayısı falan namaza da mani olur. Yani mezhepte fetva ona göre değil. Ama niye İmam-ı Azam onu pis sayıyor? E çünkü gözüyle gördü ki abdest günahları döküyor ya, o su günah kirleriyle beraber akıyor. Onun için onun üstüne değmeni pis sayıyor. E Ebu Hanife bu radıyallahu Teala Onun için burada ciddiyet lazım. Sekinet yağar bu meclise, feyiz bereket yağar, tamam. Ama birisi balik eder, ve birinin yüzünden de öbürlerine mahrum olur mu? Oluyor oluyor. Onun için insan da e, zikir yaparken, ilim okurken, okuturken, meclislerde bulunurken ciddi insanlarla huzur sahibi, gafletten uzak insanlarla Katb-i Şerif okursa bir araya gelirse bunun tesiri fazla olur. Ama arada bir e, efendim şaka şamata yapan feyiz kaçar. Onun için bu meclisin ağırlığı var. Melekler kuşatır rahmet kaplar, sekinet iner, kalplere huzur gel. İnşallah bu gece bu huzuru evlerinize de götürürsünüz. Amin. Ve zekarullah fi men indehu. Allah onları celle celalu kendi nezdinde bulunan melekler arasında anar, zikreder. Şimdi Allah onları zikreder. Şey, Allah zikreder mi? Ederim diyor. Fezkuruni <laughs> ezkurkum. Siz beni zikredin, ben sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben sizi hatırlayayım. Allah Teala bizim gibi bize unutmaktan münezzeh. Siz benden bahsedin, ben de sizden bahsedeyim. Nasıl oluyor? Şimdi biz burada toplasaydık, ayet hadis dışında ne konuşsak konuşsaydık, dünyayı fethetseydik, bilmem savaşları kazandı, her şey yapsaydık. Allah Teala bize eğer Allah yolunda değilse o gayretlerimiz meleklere bizden bahseder mi? Etmez. Ama şimdi buyuruyor, cemaatte toplandınız, ayet hadis okudunuz. Allah sizi yan, nezdindeki meleklerle zikreder. Ey benim meleklerim! Bu kullarımın bunca şehvetleri var, istekleri var, manileri var, engelleri var. Şeytan bir saat ayet hadis okumasın diye, e, zikretmesin diye, ibadet yapmasın diye bütün dünyanın vesveselerini adamın kalbine atıyor. Şu işim var, bu işim var, şunu ara, bunu bilmem ne et. Yeter ki oradan senin Allah temene mani olsun yani. İblisin işi yok. Nefis zaten ondan beter. E bu düşmanlar içimizde ve dışımızda bizi kaplamış. Hal böyleyken biz nasıl kurtulacağız? Onun için Hasan-ı Basri Hazretleri öyle diyor. Leysel aceb mimmen helek keyfe helek ve şeytan min yecdi dem ve innevel aceb mimmen neca keyfe neca ben diyor, şu adam helak oldu, dinden çıktı, ateist oldu, deist oldu, öbürü zina düştü, içkiye düştü, kumara vs. harama bulaştı, faize bulaştı falan. Bu adam helak oldu derlerse şaşmıyorum diyor. Neden? E kan damarlarını iliklerine kadar şeytan gezdiğini hadis bildiriyor. Böyle bir imtihanda olan, nefisle beraber kalan bir insan helak olması yoğunluk, çoğunluk Böyle olacak yani. Bunun helak olması kuvvetle muhtemel. Ben kime şaşıyorum diyor. Ben kurtulana şaşıyorum. Bu imtihandan nasıl kurtuldu? Yani koca Hasan'ı Basri dönemi, tabi'in dönemi, yine de radıyallahu ne diyor, bu zamanda da helak olan çoktur diyor. Çünkü şeytan kan damarlarında geziyor. Nasıl kurtulacak? Ben kurtulana şaşıyorum. Helak olana şaşmıyorum ki gidişat Dünya ahiret tehlikeye doğru gidiyor. Onun için kaç kişi Kur'an deniyor, kaç kişi sohbet deniyor, kaç kişi ayet hadis deniyor, mesaisini kaç kişi bu işe ayırıyor? Bir şey yok. Bu yaşlara gelmişler, 40, 50, 90 yaşına gelmiş. Bir ayet duymamış adam var ya. Bir kere anını secdeye koymamış adam var ya. Hiç beni yaradan kim diye sormamış ya. Yemiş, içmiş, gezmiş. E onlardan değiliz elhamdülillah. elhamdülillah. Ama dinimize de tam vakit ayıramıyoruz. Ehl-i sünnet itikadını tasih konusunda gevşeyiz. Ehl-i sünnet ulemasının görüşlerini bilmekte, bildirmekte gevşeyiz. Koca karı itikadı, tamam koca karı itikadı ama senin koca karı itikadı koca karıyı kurtarır. Sen koca karı mısın? Senin durumun ne? Oho! Kuyumcu kentte bilmem dükkanım var, şuyum var, var, internetim, Laptopun, bilmem ne bütün dünyada istediğin anda şu piyasada ne oldu, Tola nereye çıktı, efendim Japonya'nın parasını oldu, her dakika böyle sizde ne var? Ekranlar var, bilgisayarda şunu, her şeyi takip ediyorsun. İmana, itikada gelince de ben kocakar itikadındayım diyorsun. Sana kocakar muamelesi yapmazlar ki. Sana derler ki dünyayı elekledin, felekledin, her şeyden haberin var, kabir azabı hak mıdır, değil midir? Münker ne gir suali var mıdır yok mudur? E bir şey soruyor. Sırat var mıdır yok mudur? E bir şeyler de bileceksin değil Ve de Allahu Allah o kullarını zikreder fi men indehu kendi nezdindeki meleklere. Der ki ey benim meleklerim. Şimdi yine Bukhari, Müslim, Müttefekun, Aleyh bir hadis-i şerif var. Onda da ne buyuruyor? Buyuruyor ki اِنَّ لِلّٰهِ gayral غَيْرَ الْكِرَامِ الْكَاتِب۪ينَ sizin benim sağımda solumda yazıcı meleklerden hariç Allah'ın özel melekleri var. Bunların ne işleri var? Yatufu nefit turuk yollarda caddelerde gezerler. O meleklerin işi caddeler, sokakları, meskun mahallelerde ümmetin bulunduğu, Müslümanların bulunduğu yerlerde dolaşmak. Bekçi gibi. Ne ne arıyorlar? Yeltemisun ehle zikri. Zikir ehli arıyorlar. Şimdi Burası nereye taalluk ediyor bilmiyorum. Yeni Bosna Muhittin'deyiz herhalde bahçeler. Yeni Bosna efendim, Bakırköy falan falan. Şimdi burada bütün melekler caddeleri geziyorlar. Hadis-i şerif sahih. Bunlar ne arıyorlar? Zikir ehli arıyorlar. Bu saatte camide oturmuş ayet hadis okuyan kaç tane bulurlar? He? Fıskı fücur ehli arasalar, içki içen arasalar, kumar oynayan arasalar, zinaya giden arasalar, kadın erkek karışık meclise oturan arasalar, gıybet dedikodu yalan iftira meclisleri arasalar, ne kadar bulurlar? Oho! Ya İstanbul'un bir ilçesi bazı kere bir ülkeden beter. O kadar günah işleyen meclis kurulmuş her taraf. Ama şimdi onlar ne arıyorlar? Zikir eyle Ararken, ararken, ararken bayağı oturduk herhalde bizi bulmuşlardır değil mi? Bulmuşlardır. Onlar da de koku alıyorlar, nur görüyorlar. Buradan şimdi biri burnun üstünde kat var diye buradan nur çıkmaz zannetmeyin. Nerede zikir yapılıyor? O evden nur çıkıyor. Helummu ila hacetikum. O zaman feyza cedu kavmen yezkurun Allah Allah'tan bahseden, Kur'an'dan, dinden, imandan bahseden bir topluluk buldukları zaman çoktan bizi de buldular. Tenadev <laughs> birbirlerine seslenirler. Şimdi öbürü o mahallede geziyor ya. Diyor ki ya gezme gezme gel burada bulduk. En helum ile hacetikum. Hacetiniz yani muradınız, aradığınız burada. Bulan melek öbürlerini çağır. Bu sefer hepsi geliyorlar. Bu hadis öbür hadisi şer ediyor şimdi. Melekler kuşatırı şer ediyor. Nereye kadar biliyor musun? Bu etraftan başlıyorlar kuşatmaya kanatlarıyla birinci kat semaya kadar. Birinci kat sema kaç metre? 500 senelik mesafe. 500 sene neyle? Artık en hızlı şu anda ışık hızını bulmuşlar. Ama Allah'ın dininde me meleklerin meleklerin surati e sürati Melek. ışık hızından, ışık hızından daha üstün tabii. Melekler ar Cibril Emin arştan dünya bir anda göz kapatarak açana kadar iniyor. Onun için 500 sene gitsen birinci kat semaya geliyorsun. Birinci kat sema güneş ay semanın altında ya. Onlar e tavanın avizeleri gibi. Birinci kaç sema daha yukarıda. Oraya kadar bu melekler burayı kuşatıyor. Siz buna şimdi inandınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemiş mi? Muhbir-i Sadık aleyhissalatu vesselam. E gayba iman budur. Niye bize özel mesai harcasınlar? E meleklerin bir işi gücü yok ki. Allah Teala kullarından zikredenlere için müvekkel kılmış. Geliyorlar burayı kuşatıyorlar. Birinci kaç semaya kadar buranın şimdiki etrafı meleklerin kanatlarının arasında kalmış. İnsan böyle bir yerden çıkıp da karanlık, zulmani, huzursuz, feyizsiz, bereketsiz, çalgı, çengi, film, dizi, bilmem neye gidip de huzur bulabilir mi? Burada bulmuşsun, çıkıyorsun. Sonra o meleklere işte orada dağılana kadar beklerler. Diğer bir hadis-i şerifte, o da buraya uygun geliyor. La işte bu kavun ala zikrillah bir kavim Allah'ın zikri ayet hadis ilim meclisinde istima ederlerse illa <laughs> kıyla mutlaka onlara denilecek. Şimdi kapılardan çıkacağız. Kapılardan çıkarken melekler bekliyor. Bu meleklerin bize bir sözü var. Allah tarafından vaadi tebliğ ediyor. Benim kafamın kulağı duymayabilir. Kalbimin kulağı iman etmişim ben duyuyorum. Ne buyurulacak? Çünkü ben sizden para istemeye gelmedim. Reis demeye gelmedim. Meşhur olayım diye gelmedim. İtibar kazanayım diye gelmedim. Beni sevseniz de cennetiniz yok, sövseniz de cehenneme atamazsınız. Sizinden bir işim olmaz. Sizinden tek alakam var Allah için birbirimizi sevdik. Allah için geldik şurada birkaç Müslüman açtı, namaza başlatabilir miyiz, zikre başlatabilir miyiz? Benim ne derdim olacak? He, o zaman ben niyetime bakıyorum. Benim niyetim salih. E ondan sonra bu sohbet alınıyor kayda. O kayıtlar kalıcı olur. İnşallah yüzlerce yılda daha çoluk çocuğumuz da o sohbetleri dinler. Efendim, biz eski alimlerin bazılarından işte son dönemde kaldığı üzere dinliyoruz ya, biz de öyle dinleyenler olursa, sizin de vesilenizle, siz geliyorsunuz diye biz de geldik. E, siz de sebep oldunuz. Bu sohbetlerden yol bulan, idaat bulan, nice benim 10-20-30 senelik kayıtlar var. Hepsinden şu anda bile dönüş yapanlar var. Namaz başlayan var, intiharı terk eden var yüzlerce, binlerce kişi namaza başlamış. Peki on binler, belki. Elhamdülillah, elhamdülillah. Kul, kul kula vesiledir. Müslüman olan var diyor bir arkadaş. Allah imanını mübarek eylesin, kabul eylesin. Bizim de imanlarımızı muhafaza eylesin. De demek ki tesir Allah'tandır. Hidayet yaratan ancak Allah'tır. Celle Celle. Mesele niyettir. E sizin zaten e burada hiçbir gösteriş gösteriş niyetiniz olmaz. Ama müftünün kızını alacağım diye birkaç zaman namaza gelirseniz o ayrı bir şey yani. Ya da hocanın kızını isteyeceksiniz de nasıl bilirsiniz, iyi biliriz. Böyle geldiğinizde iş arıyorsunuz falan. Efendim şeyde e, patron da baksın, aa bu da sohbete gelmiş falan, sana iş versin falan. O niyetler varsa Allah bilir. Ama ben genel manada herkesin niyetinin iyi olduğuna inanıyorum. Hüsnü zanda bulunuyor. Müslüman hüsnü da mükelleftir. Mekke'den hicret ettiler, Medine-i Münevriye geldiler sahabe-i kiram malını, mülkünü, her şeyini terk etti. Nasıl taşıyacak müşrikler adamı? Efendim, kılıçları çekmişler. Bir şeyini almadan gidiyorsan git. Bir çivit vermem dedi. E Mekke'de kendine göre düzen kurmuş sahabi. Ege Medine'ye bir şey yok. Sonra bir adam o e, geldi. Dediler sahabe-i kiram e, felanca da hicret etmiş gelmiş. E, efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duydu. Allah Allah o adam pek hicret edecek bir şuurda e, değil idi. Fakat o niye geldi acaba? Sonra dediler soralım ona. Muhabbet ediyorlardı. Dediler hayır ola sen niye geldin sen Demez lazım. Allah'a ve Rasulüne geldim, hicret ettim, küfür diyarını terk ettim, şirk diyarını geldim demez. Ama o da de, dürüst adam. O da dürüst adam. Şimdiki münafıklar gibi takiyeci değil. O da dedi ki, ya dedi benim aşık olduğum kadın vardı. O da geldi dedi Medine'ye. Mekke bana dar geldi dedi yani. Adı da Ümmü Kays'mış, künyesi. Ben de dedi geldim mecbur ne yapayım dedi kadının peşine de. Sahabe-i kiram dediler ki herkesin adı Allah'ın muhaciri, Resulünün muhaciri. Bunun da adı olsun Ümmü Kays'ın muhaciri. <laughs> tamam mı? Bu zaten Bukhari'nin de ilk hadisi, dinin de ilk e, temel taşı. malu bin بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlere göre muamele görecek ve inne Malikül limri maneva herkes ne niyet ettiyse onu alacak. Sizin de niyetiniz iyi, bizim de niyetimiz iyi. Hüsnü böyle. Biz buraya Allah için geldikse, burada zikir meclisi kurduksa, ayet hadislerden kaç tane okuduksa, kapıda ne denecek? Kapıda ne denecek? Buraya bak. Kaç ton günahla geldim. Bilmiyorum, benim kaç ton günahlarım vardır. Sizin de kaç ton vardır. Ama tabii biz beş vakit kıldığımız için araları büyük günahlardan uzak durursak araları beş vakit siliyor. Estağfurullah lezi la ilahe okuyoruz her namazdan sonra üç kere. O zaten kebairi bile siliyor. İnşallah bu yatsı namazının cemaatiyle zaten af olmuşuktur. Yani inşallah derken hadis kesin ama biz ona girebiliyor muyuz, kabule mazhar mıyız? Orada bir acaba var. Onun için ben yüzde kabul olundum diye kimsenin garantisi yok. Belki bir eksik kedik ettin, yanlış ettin, Allah muhafaza itikadında bir sıkıntı var veya amelinde başka bir noksan olur. Ben ona kefil değilim kendim için de. Sizin için. Ama bir yatsı namazına dururken tek biri alırken Allah Teala ne buyuruyor? Ey benim meleklerim bu kulumun üzerinde ne kadar günahlar varsa üzerinden alın, onu hafifletin, yüksüz olarak, hafif olarak huzuruma dursun. Ve melekler bütün günahların üstünden alıyorlar yatsının farzını kıl. O arada da güneş demedik herhalde. Şu arada pek güneş diyecek fırsat bulamadık yani. Ondan sonra namaz biter. Melekler sorarlar. Ya Rabbi en dua, Ya Rabbi bu günahları bu adamın üstünden aldık. Adam özel bir tövbe de etmedi yani. Ama namaz kılıyordu buyurdun. Kaldırın. Kaldırdık. E şimdi tekrar yükleri üzerine yükleyelim mi? Mevlane buyurur. Ben fazlu kerem sahibiyim. Şanıma yakışır mı ki? kulumu önce hafifleteyim, sonra tekrar yükleteyim. Ne yapalım? Mahvedin o günahları. Mağfiret deryasında yakın. Benim fazlu keremime ancak affu mağfiret yaraşır ve yakışır buyuruyor Rabbimiz. Onun için biz hafif kaldık. Ama şimdi kapıdan çıkarken bir müjde daha var. O da nedir? Melekler diyorlar ki kumu mağfura lekum. olunmuş vaziyette kalkın. Ve bu meclisten günahsız vaziyette çıkın. Tamam. E zaten namazda e sen, sen kuyumcu olduğun için hemen bir fazla, fazla kar hesabı yapacaksın. E namazda zaten af olmuştuk. Bu şimdi aynı müjdenin tekrarı oldu ya. ilave bir şey yok. İlave bir şey var. Kat beddel tu seyyatukum hasenat. Kat müddilet olur. Seyyatukum hasenatin. Şimdi siz bugüne kadar ne günahlar yapmıştınız ya. E, tevbe etmiştiniz, etmemiştiniz. Bu ilim ve zikir meclisinde bulunduğunuz için Bugüne kadar yaptığınız günahlar silinmekle kalmadı. Hepsi o kadar sevaplara döndürüldü. Yani defterin solu boşaldı, sağa geçti. Ne yaptık ki biz ya? Ne mi yaptık? İşte bu garip zamanda, bu fitne fesat zamanda, Allah diyen kalmadığı zamanda, şeriat sünnet, ehli sünnete hücum edildiği bir zamanda, ayet hadis okunan bir mecliste Allah için oturduk. Buna sebep olanlardan da Allah özellikle razı olsun. 13'ün onun için müjde çok. Bu müjdeler arasında gelelim. Niyeti yanlış olanın durumuna. Adam işte demin dediğim gibi birine görünsün diye ya alacaklım var şu bu o da değil ki cübbeli sohbetine gidersen de oraya git bir yapış ona dedi alacağını alırsın. Adam da alacaklıyı sıkıştırmaya gelmiş buraya. Böyle de olabiliyor yani. Veyahut da neyse. Bunun durumunu ne olacak? Şimdi allah Teala soruyor melekler. Meclis dağıldı diyelim şimdi birazdan Allah selamet evlerimize kavuştursun. Amin. Ee, amin. selametiyle de ahirete kavuştursun. Amin. Esas mesele eve kavuşmaktır. Ahiret sahiline gemiyi deldirmeden iman selametiyle Allah çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. ala seyna ve aleyhi Peki, ey benim meleklerim, benim kullarım ne yapıyorlardı? Halbuki bizi en iyi o görüyor. Ama sorar. Hep şahitli iş yapar. Melekler de diyor ki, Ya Rabbi, biz bir kavim bulduk. Seni zikrediyorlardı, seni tesbih ediyorlardı, sana tazım ediyorlardı. İşte Sübhanallah işte namaz kıldık, şey ettik, bütün tesbihat yani hep zikir. Peki onlar beni görmüşler mi? Soruyor meleklere. Evet. Fehel Rauni beni gördüler mi de ki benden bahsediyorlar. Bu kadar vakitlerini, zamanlarını benim zikrime ayırmışlar. La vallahi ma Vallahi seni görmediler. Peki fekeyfe Ey meleklerim şimdi onlar beni görmeden bu kadar benim aşkıma, dinimin e, hevesine vakit harcıyorlar. Beni görseydiler nasıl olurlardı? Oh! Melekler diyorlar, Ya Rabbi seni bir görselerdi hiç bu kadar gevşek tesbih yaparlar mıydı? Bu kadar az zikrederler miydi? Seni görseler senin zikrin, tazimin, temcinin tesbihatına kalk olurlardı. Hiçbir şeye bakmazlardı. Ama işte görmemişler onun için iman, kayba imanla bunu yapıyorlar. Peki onlar benden ne istiyorlar? Ya Rabbi onlar senden cennetini istiyorlar. Şey, onun için sohbet yapıp da cennet istemeden çıkanlar enayi oluyorlar bir bakıma. Çünkü neden? alacağım var, alacağını almadan gidiyorsun. Yani bir ay çalışıp bir işçinin maaş almadan gitmesine benzer. Çıkacak olan bile ne diyor? Ayı doldurayım da çıkayım diyor. Çünkü ne? 27 günüm zahir olacak diyor yani. E şimdi dua yok, bir şey yok. Hemen el fatiha çıkıyor gidiyorlar. Halbuki bir cennet istemesi lazım. ne istiyorlar? Cenneti istiyorlar. E, gör, e, ver, cenneti, cennetimi görmüşler mi? Yok yarabbim, ya Rabbi, la vallahi mağrava. Cennetini falan hiç görmemişler. Cenneti bir görsey, peki Mevla bu Cenneti bir görseydiler nasıl yaparlar? Oho! Ya cennetin bir tuğlası kuyumcu kenti satın alır. Üstüne İstanbul'u, üstüne Türkiye'yi, üstüne yedi kıtayı, üstüne yedi denizi göklerde yerlerde olanlar cennetin bir zümrüdü, bir yakutu, bir safiri, pırlanta diyorsun. Ya cennette ondan saray var, saray, sırf pırlantadan saray var. Dünyada hangi zenginin efendim e, kaşık çelmasından büyük bir şeysi var? E nerede var? E cenneti görselerdi, şimdi cenneti görselerdi, şimdi bize işte diyorlar ki şu projede şu kadar kar var, bu projede bu kadar kar var, hemen atlıyorsun. Yarım kilo et var dese, yani bir kilodan da düştü, yarım kilo da çok şimdi pahalı. Yarım kilo kıyma var dese, kemik var dese, kemik, sade kemik, et suyuna, kemik suyuna, çoluk çocuğa, e, protein. İnsanlar geceden kuyruk olurlar. E yarım kilo kıyma için iki tane kemik için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu misal verdiği için ben misal veriyorum. Eğer biri bilseydi ki emane ulev muhaddum, o münafıklardan biri bilseydi ki nevyeci lurkan seminen biraz üzerinde yağ bulunan bir kemik bulacak erman mermaten haseneteyni ya iki ok veya iki işte silah bulacak le şey aşağı yatsının cemaatine gelirdi. Ama Allah için gelmiyor, ahiret için cemaate gelmiyor. Cennet var diyorsun gelmiyor. Ama desen yarım kilo kıyma var, Kapılar adam almaz. Kapılar o altın ne ya? Altın sen çok gittin ya. <laughs> Şimdi millet kıymaya şey, tav ya. Kıyma ne demek abi? Çoluk çocuk aç. Bak diyor sallallahu aleyhi ve sellem kemik bulsa diyor. Yağlı kemik diyor. Bak. Çünkü kemik az bir şey değil onlar. E, zaten ben et yiyemiyorum bana hep dayıyorlar kemiği yani. Çünkü et çok midem azmetmiyor. Hayvan gıda daha da çok midem almıyor falan. Bari et suyuna bir şey koysunlar da hani proteinim bitmiş bilmem ne olmuş bağırsam şöyle oran böyle kaslarım erimiş bana anlatıyorlar ne yapayım ben yemiyorum öyle etmed hani şeyim almıyor iştahım almıyor mesela ama şimdi kemik peki bir iki kemik için yarım kilo et için kıyma için efendim nöbete giriyorsun saatler evvel sıraya giriyorsun kuyruğa giriyorsun yahut da bir proje var oraya girmek için üye olmak için Veyahut efendim, deseler ki gece uyumayacaksın, sabaha kadar efendim şunu izleyeceksin mesela ama şimdi uyudun mu uyumadın beni kandıramazsın, işte görüntülü kamera koyacağız, bilmem ne bilmem ne. E ne var? Saat başı 100 lira. Saat başı 100 lira. Uyur mu? Çokları uyumaz bak. Çokları uyumaz. 5 saat, 6 saat. Ne ya taş attığında kolum mu yoruldu burada? Uyanık duruyoruz, arada film seyrediyoruz. Ondan sonra ne oldu? Gecesi bin lira ya. Uyumaz. Diyorsun seherde kalk istiğfar et. iki rekat Allah için namaz kıl. Bir tevbe namazı kıl, bir hacet namazı kıl. Kaza namazlarını bitir. Bak ölüm var, ahiret var. Gidiyorsun, kaza namazlarını soracaklar. olursun. Bir tanesine 80 sene muazzeb olursun. 80 sene 80 sene yanmak ne demek kardeşim? Sen nasıl yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun da kaza namazlarının borcunu bitirmemişsin ya. Kaza borcunu bitirmeden bir adam nasıl boş bir iş yapar ya? Aklım almıyor. Havsalem almıyor. Orada ateş. Ölür ölmez kabirden beri cehennem. ilk sual sorgu namaz. Adam kaç senelik kazan var diyorsun. O var bayağı diyor. Ne? Ne kadar var diyor. Var diyor. 10 sene, 20 sene. E sen ne yapıyorsun bu arada Hacı abi? Ben diyor şimdi başladım zaten diyor. Kılıyorum diyor. Onlar da gerisini Allah sormasın diyor. Halis Aydemir de zaten diyor ki kaza namazı yoktur diyor. Etin İşleri yüksek kurulundan da fetva aldım. Sen beni ne korkutuyorsun moralimi bozuyorsun diyor. Etin <laughs> yüksek kurulu bu fetva ver mi? Oradaki üyeden yani. Yani 15'i bir arada birleşir mi bu görüş? İnşallah birleşmez. Kaza namazı yok diyor. E, adam daha ondan sonra peki Müslüman mıydın? Kavur muydun? Kavurluğu da yakıştıramıyor. Bak bir tane mert adam var, türüs adam var. Ben sohbet yapıyorum şeyde. Kara Gümrük'te o zaman ta 35 seneden fazla, 40 ayak. 80'lerde yeni gelmiştim Rize'den icazet alıp. <laughs> Birkaç sene içinde sohbetlere başlatmıştı Efendimiz beni. Tabii Rize'ye gitmeden de 77'lerde de başlatmıştı. O ayrı dava. Öncesi sonrası. Orada e, üç baş mescidi var. Üç baş, mescidi baş mescidinde merak etsin. Ali Çavuş buydu neydi? Orada küçük bir mescid var. Orada sohbet ediyoruz. O zaman cemaat böyle az yani. 20 kişi, 30 kişi geliyor. Küçücük cami. Dört saf küçük ama doluyor falan. Ya diyorlar işte kapıda kaldı millet. Aa diyoruz izdiham var. İzdiham var derken sizin şura kadarsa izdiham oluyor şura kadar. O zamanlar öyle garip zaman yani. Garip zaman. Ondan sonra bir gün konuşuyorum. Sohbeti bitirdim. Birisi geldi. Dedi ki ben dedi işte arkadaşlar beni getirdi. Esnafım, tüccarım neyse tekstilciymiş. Efendim Allah rast getirsin bilmem ne. Yahu dedi. Ben dedi bu zamana kadar diyordum ki ilk bombayı çarşamba İsmaila'ya koyacaksın. Patlatacağım bunları bu gericileri, yobazları. Ondan sonra şerata da inanmıyordum diyor. Seviyordum, sayıyordum. Ben şimdi yeni Müslüman oldum. Bu sohbette imana geldim. Sen şimdi bana ne yapacağımı söyle. Ona dedim ki senin hiç kaza namazın yok. Çünkü ne de? Adam şerata inanmıyordum diyene kaza namazı olur mu? Adam zaten ben gavurdum diyor. Ben kafirdim diyene ben kaza namazı hesabı yaptırabilir miyim şimdi? E şimdi adama diyorum ki kardeşim sen anadan atadan gelenek görenek vesaire neyse Müslüman mıydın değil miydin bana onu konuş. Şimdi az daha ben gavurdum diyecek kazadan sıyrılmak için ha. böyle bir antika insanlar var. Ya kardeşim sen niye gavurdum diyorsun da 30 sene gavur yaşadığını kabul ediyorsun. Sen o 30 senesini ölseydin ne olacaktı? Allah sana Müslüman muamelesi yaptı. Sen imanın var mı? Var. Sen tembelliğinden mısın? Niye? Sen ki 30 senenin gavurluğa götürmeye şaşırıyorsun. De ki ben Müslümandım. Ben de sana diyeyim ki kaza namazlarını kılacaksın. Sen de buna başlayacaksın. Hesap yapacaksın. Deli dana gibi çıkıyorsun spor yapayım diye. Yiyorsun yiyorsun etleri börekleri. Ondan sonra bir saat yürüyüş. Kaza namazını kıl. Burada borcum var. Kabirde rehin kalacaksın. Onları kılmıyorsun. Ondan sonra yağ eritmeye uğraşıyorsun hanım beğensin diye. Sen yağını yağ eritmek için bu kadar efor sarf ediyorsun. Allah için farz olan bu borcunu ödemiyorsun. Sen ahirette ne cevap vereceksin ya? Sen ne akıllasın? Kar zararı bilenin yapacağı iş mı bu ya? Deli yapmaz. Bakır gönden raporlu bu, bu, kadar yapmaz. E bize Allah akıl fikir verdi kardeşim. Hesabımızı doğru yapalım. Cennetimi gördüler mi soruyor. Ya Rabbi görmedi. Ya görseler diyor. E şimdi bu insanlar cenneti görse ve bu cennete hemen kavuşacaksın. Ölür ölmez, uzak yol yok. Ruh bedenden çıktığı anda ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Mahşere dirilince de hakiki cennet. Ama onun tadı lezzeti kabirde başlıyor. İmamı aldu müriadu. Cinane hüfret münüfveri niran kabir <laughs> ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Böyle bir ölümle kabirle çok yakında görüşeceğiz, buluşacağız. Her dakika haber geliyor. Dün görüştüğüm adam tak ölmüş. Ya evetçi gün bir şeysi yoktu tak ölmüş. Ani ölümler kıyamet alametleridir. Şu anda ani ölümler çoğalmıştır. Birçok insan gencecik aniden ölüyor. Bizim payımız yok. Biz zaruri uyku, zaruri yemek, zaruri içmek bunun dışında bir de helalında çoluk çocuğun nafakasını kazanmak bu da farz. Bu da farz. Bunun dışında bizim eğlenmeye vaktimiz yok. Eğlenen yolda kalır ya. Biz ahiret yolcusuyuz kardeşim. Hele kaza namazı olan, hele ehl-i itikadından bir şey bilmeyen, fıkıh, ilm hal, farz, abdest, kusul, taharet, namaz, oruç, içindekiler, dışındakiler, mekruh, haramı, müfsidi, bunlar ortalama her Müslüman için farz. Sen bunu bilmeden nasıl efendim ölüme doğru gittiğini kabul ediyorsun? Allah rahmet eder, merhamet eder. Ama kime merhamet eder? Af isteyene, mağfiret isteyene, yola gelene, hidayet arayana hidayet veririm diyor. E sen aramamısın? İnat etmeyelim, Allah'a karşı serkeşlik yapmayalım, itaatsızlık yapmayalım, itaatlı olalım, boyun eğelim, uslu kul olalım derdi Efendi Hazretleri. Uslu kul olalım, haddimizi bilelim. Biz Allah yediriyor, içiriyor, bu kadar nimetlere kark etmiş. Şükrümüzü ifade edelim. Bunun şükrü, Ya Rabbi şükürle olmaz. O sade dili şükrü elhamdülillah, bunun şükrü namaz, oruç, hac, zekat, hac, umre neyse, üzerine ne vecibe varsa, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. E şimdi, ma tüm isle'l cenneti na'mı talibu'a ve ma'ra'i tüm isle'l nari na'mı haribu'a diyor. Ne acayip hadis. Cennet kadar müşterisi, ayakta uyuyan görmedim. Cehennem kadar da, korkup kaçan da, ayakta uyuyan görmedim. Şimdi burada ateş yanıyor Herkes ondan kaçması lazım Fakat bütün millet şu anda bakıyorsun ateşe doğru Koşuyor Yaptığı işlerle, inançlarla, giysilerle Kılıklarla, kıyafetlerle Erkek kadınlara benzeyerek, kadın erkeğe benzeyerek Eşcinsellikler, lezbiyenlikler Vesaire vesaire, vesaire. Halbuki ateşi görseler kaçarlardı Ama onlar ateşe doğru koşuyorlar Cehennem kadar Kaçanı uyuyan görmedim Cennet kadar müşterisi olan Uyuyan görmedim Herkes cennet istiyorum diyor. ki Müslüman değilse herkes, sorun yok. Müslümanım diyen herkes cennetin peşinde. Bu cennete giden taşlar neyle döşeniyor? Zikirle, ibadetle, ilimle, amelle, ihlasla, nafile namazlarla ve sahre zikirle, sohbetle. Ve bunların müşterisine kadar var. Cennet istiyorum deyip de cehennem ameli yapana Allah ne yapsın ya? Onun için sona buyurun. Mimmetu havvedun. Neden bana sığınıyorlar? Ya Rabbi azabından, gazabından, cehennemden sana sunuyor. Ve Onlar benim ateşimi görmüşler mi de bu kadar dua diyorlar? Ya Rabbi Allah ilâ ve Allah Vallahi görmemişler. Mevla buyuruyor. Ve keyfele Ya bir cehennemi görseydiler? Bir insan cehennemin gayya kuyusunu, esem kuyusunu yukarıda yananların irinlerinin, kusmuklarının, leşlerinin, cerahatlerinin toplandığı o kuyularda zina edenlerin efendim ferslerinden, tenasül huzurlarından akan o leşlerin içerisine atılıp orada yakılacağını böyle gözüyle gördüğü zaman zinaya el uzatabilir mi ya? Görmemişler. Ama iman etmişiz biz kardeşim. Bakın kebar günahlar serisi yaptım. Bunlar kıyamet elametleri seri, Kebal günahlar seri. Bunları dinleyin. Ben burada size bir saat, iki saatte ne anlatayım? Ve günahla namazla ilgili dokuz sohbet namazın terki ile ilgili. Sonra anne baba meselesi, itaat meselesi, isyandan sakınma. Sonra şimdi zina ile ilgili konuları yapıyordum. Mevlüt i Rebiül Evvel gelince Efendim sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerine döndüm. Şimdi yeniden önümüzdeki perşembeden işte başlayacağız. Ee, zina, kebair günahlardan zina ile ilgili azapları anlatma. Ya bunlar haktır ve gerçektir. Bunları dinlemek lazımdır. Haramlardan sakınmak için. Çünkü ateşi gör ki, görür gibi iman et ki kaçasın. Peki ya bir görseydiler, ya Rabbi, hiç şu cehennemi, şu azabı görseydi, bir kişi günaha yaklaşır mıydı? Bir kere harama bulaşır mıydı? Senin razı olmadığın bir iş yapar mıydı? Ama işte gayba iman, görmedikleri için böyle yapıyorlar. O zaman Mevla buyuruyor, اِشْهَدُوا ya مَلَاكَتِ Ey meleklerim siz şahit olun, ben o ilim ve zikir meclisinde toplanan cemaatlere, Müslümanlara, Enni kat ben onların için günahlarını mağfiret eyledim. Umdukları cennete nail eyledim. Korktukları azaptan cehennemden emin eyledim. Mevla melekleri şahit ediyor. Şu anda bu ders burada yapılıyor. Bu bizde birazdan da bu 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 de bu konu buradan dağılan etrafımızı kuşatan dağılacak meclisten sonraki meleklerle Mevlamız arasında cereyan edecek. Hadis böyle. Bitti. Ayet, hadis aynı. Sayı hadis, ayetten aynı. Kur'an gibi inanıyorum. Efendim, o zaman meleklerden biri soruyor. Diyor ki, Ya Rabbi, içlerinde biri vardı. Zikir, ilim, derdi, niyeti yoktu. Başka bir işte, iş için, alacak, verecek, gelecek, görecek için gelmişti. Onu ne yapalım? Mevla'nın cevabı. Bukhari Müslim müttefekun aleyh ımmül kavm, la yeşgabim celisuhum. Onlar benim dinim için, ayetim için, zikrim için toplaşmış bir cemaattirler. Onlarla oturan, başka niyetle de otursa mahrum olmaz. Şanıma yakışır mı ki hepsini affedeyim, birini mahrum edeyim? Onu da onlara ilhak eyledim buyuruyor. Onun için ilim ve zikir meclisine bulunanların kaybetme riski yok. Kayıp yok, zarar, kasar yok. Ama niyetini salih kılarsa karı artar. Amelini salih yaparsa karı artar. İlmi artar, ameli artar, ihlası artar, nuru artar, hidayeti artar, huzuru kalbi artar, sekinesi artar, bunalımları azalır. Kanaat olur. Onun şusu var, bunun su var, şu işim düz gitmedi, şu işim rast gitmedi diye kazaya kadere itiraz etmez. İşte bu zaten bugünün bunalımı bu. Herkes, hacısı hocası bakıyorum, başına gelenlerden tarlanıyor. Tarlanmamak elde değil bazı şeylere. Ama Mevla ne ilerse güzel eyler dedik ya, hak şerleri hayır eyler zannetme ki hayır eyler. Arif anı seyreyler, görelim Mevla ne neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Görelim Mevla ne etmiş, ne güzel etmiş. Tefiz umur eyler. sakın deme bu neden böyle. Yerincedir ol eyle tefviz umureyle işleri İşleri Allah be kardeşim ya. Bu kadar bunalım, bu kadar sıkıntı. Onu yapacağım, bunu edeceğim. Şuna ulaşamadım bu hedefime bilmem. Hedefin Allah rızası olsun ya. Öleceksin gideceksin. İki metre bile kabrin yok ya. İki metre bile İstanbul'da yer sorunu var artık ya. Sana iki metreyi bile çok görürler. Lütfen. Allah rızası için. Ben de kendimi aldatmayayım. Siz de kendinizi aldatmayalım. Asi nefsime ve size. Vasiyetimiz bu olsun kabre yanaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki bir sohbete çağırırsanız gelirim. O vakit daha iyi olursam Hoca Efendimizin okuduğu aşırı şerife de tefsir de getiririm. Ruhul beyan tefsirinden Efendi Hazretimizin usulüyle size mana veririm inşallah. Şimdi bu vakit e, mana verirdim yine kafadan bir şeyler e, konuşurdum ama kitaptan da hatırladığım kadarıyla ama Mevla burada topladığı kullarına bunları duyurmayı murad eyledi. Demek ki buradaki kardeşlerin bunlara ihtiyacı var idi. Rabbim Tebareke ve Teala tesini halka eylesin. Amin. Amin. Ücretimizi alıp almadan çıkmayalım. Amin. Subhan rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi. Allahumme inna neseluke el cenne. Amin. Ve na'udzu bike minen nar. Amin. Allahumme inna neseluke ridvaneke vel cenne. <furore> انا بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل عمل. نعوذ بك من النار ما قرب اليها من قول وعمل عمل. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وانت المستعان عليك البلاغ. ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. meclisin hitamında cümlemizi affeyle, mağfiret eyle. hasenata tahvil eyle. Amin. Bu kardeşlerimizin dünya ne hayırlı muratları varsa ikram ile, Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem dostlarının bütün istediklerine nail eyle. Amin. Bütün sığındıklarından bizleri de muhafaza ile, Amin. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık hayırla ıslah ile, Amin. Borcu olanlara acil ödeme kolaylıkları ikram ile alacakları olanlara hayırlı tahsiller ihsan eyle, Amin. haramlara bulaşmadan, şüpheleri rızıklara girmeden bütün bu kardeşlerimizin dünya işlerini de ya dört başı mamur eyle Amin. ve fazl-ı kereminle maddi olarak da manevi olarak da karlar ticaretler lentebur sırrına mazhar eyle Amin. kesada fesada uğramayacak maddi manevi ikramlarını bahşeyle Amin. ahirete de zengin çıkmak nasip eyle Amin hatta başkalarına şefaat edecek mertebeler ihsan eyle. Amin. Eşlerimizden, çocuklarımızdan gözlerimize aydın eyle. Amin. Bizi takvada müttakilere imam eyle. Amin. Amin diyenlerine harcı hamden azad eyle. Amin. Ne hayırlı niyetle gelen varsa o muratlarını ihsan eyle. Amin. nail eyle. Amin korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin. amin. Bihurmet daha ve yasin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme, teslimen kesira ve elhamdülillahi rabbil alamin. başta efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve ashabı güzinin vezvacı, tayratı, bimâti, ve zvacı tayyiratı mü'mininin ve silsile-i meşayihimizin kutsal şeyhimiz Ali Eder Efendi, Hacı Muhammed Efendi Kardeşi sallallahu aleyhi ve hadaratının ve burada bulunan cemaatlerinde kendilerinde hakları olan ulemasının, meşayihin hepsinin ve burada bulunan cümlemizin Adem Havva Aleyhisselam'a kadar varan nesep silsilesinde e, imanlı olarak yaşayıp ölmüş cümle ceddatımızın da ervah için el-Fatiha.